Hocam günümüzde farisecilik akımının Kur'an'ın bazı ayetlerinin metin ve mana yönüyle yerel olduğu yönünde iddialar var. Sizin tarihi olayları bilmeden Kur'an anlayamayız düşünceniz de bu tür bir algıya zemin oluşturmaz mı diyor hocam. Mesela işte Malcolm Levitt'in kitapları bayağı hararetli bir karşılığı, çevirdiği karşılığı var ülkemizde. O da bunun yerel bir din olduğunu, yani Hristiyanlığın da din olduğunu ifade ediyor. Bayağı da ciddi bir karşılık buldu hocam. Biz tarihselcilik yönünü biraz değerlendirir misiniz? Yani sizin bu usulünüzün ona katkı verdiğini düşünüyor musunuz? Şimdi bu tarihsellik, yerellik meselesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'in bu, dedim ya, nüzul dönemi merkezli tevhid eksenli bir okuma yapamazsak birçok olayın bugün bizim hayatımızla örtüşmediğini göreceksiniz. İşte kadınlarla alakalı değil mi o üç dördüncülük meselesi? Şimdi bunu dediğiniz zaman bugün insanın aklında ufak veya büyük bir problem oluyor. Kadın-ı şahitli meselesi dediğiniz zaman böyle bir şey oluyor. Diğer efendim yazma, borçlar meselesi, bugün yazılması yok artık. İnternet üzerinden insanlar gidiyor. Bakınız, buralara takılırsak yani o günkü yaşamın teknik boyutlarına, o zamanla ilgili uygulamalara baktığımız zaman elbette ki bu anlamda o bizi bağlamaz, bize ışık tutmaz. Hatta bizim önümüzü tıkar diyeriz. Ama Kur'an bütün bu anlatılan farklı konuları, mesela en sonunda der ki Allah'tan korkun ya kadınlar konusunda. İşte tevhid burası işte. İşte Kur'an burası. Niye bu yetim kızlarla gidip babaları Uhud Savaşı'nda yetim olmuş kızların mal varlığı içinde evleniyorsunuz, sonra alıyorsunuz, sonra o kızlara ne eşlik yapıyorsunuz, ne perişan ediyorsunuz. Yok mu başka kadın, yok mu? O dört mert değil orada. Dörde kadar evlenmek oluyor da beşinci ne farkı var ki ya? Bunun sayısı mayısı toplum şeyi Kur'an'la alakalı bir şey değil bu. Bu toplumun örfüdür, adetidir. Kur'an sayısal anlamda dört, dörde kadar var mı? Kur'an'ı açıdan bir manası olur mu? Söylüyorum size. Oradaki anlattığı adalet diyor. Başka ya mesele evlerin dediği. O işi şey yapmaktır biraz. Yani dışarıya çıkarmaktır o insanlar. Yetim kızın orada mağdur olmamasını önlemek için ayet geliyor. Yoksa senin kaz kadın evleneceğin ilgili değil mesela. İşte bunu böyle anlarsanız o zaman tevhid meselesi. Bu yani aile hayatındaki adaletin eşe efendim saygısızlık, haksızlık yapmamak anlamındaki anlam tevhid mesajıdır ve evrenseldir. Ama onun altındaki uygulamalar değişkendir. Ben de kanaatim budur.